Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körümeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna usulümüz. Qınım sizi kıtanlar ekranımızda bolsun. Xitay Şarkı Türkistan'ı Xitaylaştırış hareketini kengaytmekte. Xitayning Sharq Turkistonni Xitoylashtirish razil plani uzluksiz kengaytilayotgan bo'lib, ilgari Xitoy fuqarolarini har xil e'tibor siyosatlari bilan Sharq Turkistonga ko'chirib kelgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy o'ylagandek unumi bo'lmagan. Xitoy rejimi yaqindan buyon harakat doirasini texmo kengaytib, Xitoy shirkatlarini har xil e'tibor bir siyosatlari bilan Sharq Turkistonga mablag' selishga undigan. Atalmış Şinjan gezinin haberde bildirilişçe, Xitay rejimi 29 dekabr Şinjan şehirde Atalmış Şinjan yaxşıcay teması da medeniyet sayahat kesbi türleri boyunca sodigar çakırıp, meblağ jalab qilish maxsus meydan tonuşturuş yığını ötküzgen. Mezkur tonuşturuş yığını da Xitay karxanacıları bilen Şarkı Türkistan'a meblağ seliş üçün 3 türde kilişim imzalanğan bolıp, kilişim sonması 12 milyar 200 milyon yuan giyetgen. Bildirilishçe bu qitimqi Sharq Turkistan'ın Xitaylashtirish razil planiga asosan tashkillangan mazkur tunishtirish yig'inini atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati bilan Shinjin shahrining atalmish Shinjonga nishonliq yordam berish xizmati oldin qisab qo'mondonlik shtabi birlikda o'tkazgan. Kuzatuvchilar ilgari Xitoyning Sharq Turkistan'ın Xitaylashtirish uchun Sharq Turkistan'ga yerlashgan Xitoy aqqullariga haqsiz yer va bir yurish uy berish vositalari bilan Xitoy aqqullarini Sharq Turkistan'ga ko'chirib kelganligini yaqinqi yillardan boshlab Xitoy savdogarlarini har xil e'tibor berish vositalari bilan Sharq Turkistan'ga mablag' selishga undashga boshlaganligini Xitoy shirkatlari mablag' salgandan keyinla Xitoy aqqullarini ishqo o'rinlashtirish nomida Xitoy shirkatlariga yerlashtirish orqali Sharq Turkistan'ning Xitoylashtirish razil planini texmo kengaytishga uringanligini bildirishmoqda. Xitoy Sharq Turkistan haqida axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Yaqinqi bir necha oy ichida dunyodagi nufuzli axborot organlari Xitoyning Sharq Turkistondagi bir qism jinoyatlari haqida xabar e'lon qilgan bo'lib, Xitoy rejimi axborot e'lon qilish yig'ini orqali jinoyatlarni inkor qilishga urindi. Wang Yi Torunun haberde bildirilişçe 30 dekabr Beijing'de atalmış Uyghur Avtonom rayonunun akhbarat bayanatçılarından Xu Guishan, Elijan İnayet qatarlıqlarının riyasetçiliği bilen Şarkı Türkistan'a alaqadar akhbarat elan qilish yığını ötküzülgen. Xitay rejimi akhbarat elan qilish yığınıda Şarkı Türkistan'ın iqtisat ve cemiyet ahvali haqqıda yalgan sözləb, xalqara cemiyetini Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra qılıvatqan cinayi qılmışları məsilisi de aldaşqı urunğan. Xu Guishan axborot e'lon qilish yig'inida muxbirlarning milliy madaniyat va milliy madaniyat meroslarini qo'g'dash haqida so'ralgan savollarga javob berib, qilyiblashgan so'zlarini takrorlab, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan jazo lagerlariga qamash, majburiy amgakka selish, Uyg'ur farzandlarini oiladan ayirib Xitoylashtirib tarbiyalash, nufus cheklash, islom dinini Xitoylashtirish qatorliq jinoyatlarni yashirgan holda yuqumning oldini olish vaziyatining uzluksiz yaxshilanishiga ergashib Xalqning xizmat va ishlab chiqarish ahvoli butunlay asliga keltirilib, jamiyat muqim bo'ldi deb bildirilgan. Elijon Anoyatmo muxbirning Sharq Turkistonning navbatdagi iqtisodiy taraqqiyot ahvoli haqidagi savoliga javob berib, Xitoy o'lkalarida amaldan qoldirilgan atalmish ayirib ko'zitish markazlarining Sharq Turkistonda davom qilayotganligi, Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizishdagi jinoyatlardan o'zini qochirib, muqimlikni saqlash bilan birga taraqqiyotni ching tutib, iqtisodiy taraqqiyotning umumiyuzlik yaxshilanishini ilgari surish uchun nefit va tabiiy gaz ishlab chiqarish va pishiqlab ishlash qurilishini tezlatdiq deb jar solgan. Xitoy rejimi tashqi ishlar ministrini almashtirdi. Xitoyda Washington bosh elchisi Chen Gang tashqi ishlar ministri sifatida vazifaga tayinlandi. Xitoy mamlakatlik qurultayi doimiy komiteti Wang Yining o'rniga bosh elchi Chen Gangni tashqi ishlar ministri sifatida vazifaga tayinlashni qaror qilgan bo'lib, 2021 yildan buyon Xitoyning Washington bosh elchisi sifatida vazifa o'tab kelayotgan 56 yoshli Xitoy diplomat xodimi Chen Gang Xitoyning yangi tashqi ishlar ministri bo'lgan. Chen Gang 2005-dan 2010-gacha va 2011-dan 2015 yillargacha ikki qatim tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi 2010-2011 yillari London elchixonasining maslahatchisi bo'lgan. 2021 yili 7 oyda Amerika Xitoy munosabatlarida jiddiylik keskinlashayotgan mezgilda Xitoyning Washington bosh elchisi sifatida vazifaga tayinlangan. Xitoyning sobiq tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoy mamlakatlik qurultayida Xitoy Kommunist partiyasining eng yuqori qaror chiqarish organi bo'lgan 24 kishilik siyosiy byuroga saylangan edi. Egilinishcha Wang Yining pensiyaga chiqqan Xitoy Kommunist partiyasi Markaz tashqi ishlar xizmati komiteti ishxonasining mudiri Yang Jiechining o'rnini olishi kutilmoqda ekan.
bu vazifeni ötegen kişi Taşkı İşlar Ministeri'nin yukarı bulup, devletinin en yukarı dergelik diplomati deb karıldıken. Xitay Tayvan'a yeni tehdit saldı. Xitay Müdafiye Ministerliği Tayvan'a az uçuraydıgan tariqede tehdit selip, qayerde devletini parçalaş kılmışı bolsa, şu yerde Xitay harbi hareket kılıdı deb jar saldı. Xitay Müdafiye Ministerliği'nin şark kısım Uruş rayonu Organ Toru'nun haberde bildirilişe 29 dekabr çüştünken Xitay Müdafiye Ministerliği akbarat ilan kılıp muhbirlerini kütü ölüş yığını ötküzgen. Yığında Müdafiye Ministerliği akbarat idarısının muavin başlığı Müdafiye Ministerliği'nin akbarat bayanatçısı Tenkafi muhbirlerinin alaqadar sualıga cevap bergen. Bir muhbir Tayvan Taşkı İşlar Ministerliği'nin mesulü yakında Xitay Kompartiyası'nın harbi tehdidi misli görülmegen iğir derecege yetti. 2020 yılından bu yan Xitay Komünistik Partiyası harbi ayruplanının Tayvan Hava Müdafiyası Periklendiriş rayonu'a tecavüz kılıç kıtımsani 5 hesse açtı. Xitay Kompartiyası bahane tepip Tayvan'a hücum kılıçını meşk kılmaqta dedi. Xitay taraf bunun qandaq baha berdi deb sorgan. Tenkofi cevabıda Tayvan'a tehdit selip, Xitay armiyasının harbi hareketi, Tayvan müstakilliği bölgünçülük hareketi ve taşkı güçlerinin müdahilesine qaratılgan. Bunundaki maksat Xitay'nın igilik hukuki ve zemin bütünlükini qoğdash. Qayerde aslini unutup, devletini parçalaş kılmışı bolsa, şu yerde Xitay armiyasının harbi hareketi buludu deb jar salgan. Tenkofi cevabı diyene Demokratik Terakkiyat Partiyası bütün zihnini armiyanın harbi ayruplanını işkiseliş qitim sahanını eniklaşkı sarıp kılgandan köre, birlikte geliş vaziyeti bilen kişiler rayının mayil ya ki mayil emeslikini enik görüp, ecnabilerge ageşi velip özünü kaltısı çağlaş, koral arkalık müstakillikini közleş, işkırgak münasibetigi buzgunçuluk kılıçtak hata söz hareketleri üstüde obdan oylanğın yakşı edigen. Putin Xitay bilen hemkarlıkını küçeytidiganlıkını tekitledi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilen Xi Jinping sıllık söhbet ötküzgen bolup, söhbette iki taraf harbi ve energiya sahası da hemkarlıkını küçeytişini ümit kıldıganlıkını bildirişken. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe 30 dekabr Rusya Prezidenti Vladimir Putin Xi Jinping'a özünün iki devlet otursudaki harbi hemkarlıkını küçeytişini halaydıganlıkını etkan. Hem de iki tarafının Garip'nin təsirge taqabıl duruş tirişçallıqını mahtıgan. Xeberde qayıt kılınışca Garip devletleri Moskova'nın Ukrayna'a kılgan hücumuğa qarıta misli görülmegen derecede ceza yürgüzgeldeki sebeplik, Rusya Xitay bilen siyasi ve harbi münasibetini küçeytişini xalaydıqallıqını ümit kılgan. Xitayğa nispeten Rusya'nın Ukrayna'a kılgan hücumi bir sezgür mesele bulup, Xitay Rusya-Ukrayna tokunuşu da biterap meydanıda turuşku urungan bosumu, ama stratejilik ittifakdaşı Rusya'ya diplomatik cihetten yardım bergen. Putin sıllık söhbetinin beşida Xi Jinping'a bizden maksadımız Rusya ve Xitay armiyası otursudaki hemkarlıkını küçeytiş degen. Uyanı Moskva bilen Xitay'nın Garip'nin misli görülmegen besimi ve iğvagarçilik hareketige taqabıl duruş yolu da körsetken tirişçallıkını mahtıgan. Putin yana coğrafiyelik siyasi ciddiyicilik küçüyüvatkan muhim bir payıda Rusya bilen Xitay'nın stratejilik şirikçilik münasibetinin muhimliği künsiri gevdelendi deyiş bilen birge, biz dünyadaki geopolitikilik özgürüşünün sebebi, ceryani, mentiqisi qatarlıqlarga, hem de nemi üçün bundaq özgergerlikige alaqadar meselelerdeki karışımızda uxşaşlıq bar digerlerini ilave kılgan. Putin sözünün ahırda Rusya'nın Xitay'ı neft eksport kılıdığan asaslıq devletlerinin birge aylanğallıqını, aldınqı aydır Rusya, Saudi Arabistan'ın ornını elip, Xitay'ın ham neft bilen təminligici devlet bulup kalğallıqını, şundaqlı Xitay'ın turbi yolu arqalıq tabii gaz bilen təminleşte ikinci çoğun devlet, suyuqlandırılgan gaz bilen təminleşte törtüncü çoğun devlet bulup kalğallıqını bildirgen. Amerika'nın Indiana ştatımı TikTok'ını çekildi. Amerika'nın Indiana ştati devlet hizmetinde işletildiğin üskünlerge Xitay şirketinin ictimai alaqı süpsi TikTok yumtalını kaçılaşını çekildi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Indiana Teknologiya İdarisi TikTok abdidalının çeklengeldeki doğrusu toxtulup, ştat sistemelerinin izcil kontrol kılındığallıqını ve ştat üskünlerde TikTok'nın çeklengeldekini bildirgen. Indiana ştati baş teftiş mahkemesi 7 dekabrda TikTok üstüden muvafık bulmağan mezmunlar ve abuntlarının uçurlarının bihaterlik endişeleri bilen abuntlarına hata yönülüş körüstüdüğallıqını sebep körüstüp ariz kılgan idi. Amerika Avam Palatası mı Palata azaları ve hizmetçilerinin şiltuvatkan üskünlerge TikTok yumtalını kaçılaşını çekilgen idi. Amerika Federatif Tekşürüş İdarisi'nin başlığı Chris Wright, TikTok'nın Xitay rejiminin kontrollüğüde işgallikini eskertip, bunun Amerika üçün devletinin xavfsizlik endisini payda kılıdığallıqı toğırsı da agahlandırgan idi.
Hürmetli körümeler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. İnşallah ertki programımız görüşkice. Aman bu gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.